Ben Ahmet Musab Yıldız, Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Anadolu Robotik firmasının kurucu ortağıyım. İlk olarak 2018 ilk yapılan Teknofest'e katılmak istedik. O zamanlar bir ekip oluşturamadık, içimizde bir ukde kaldı. 2019 senesinde bir ekip kurduk ve insansız sualtı yarışmasında ileri kategoriye katıldık. Burada finale kaldık, istediğimiz dereceyi elde edemedik. Sonra 2020 senesinde tekrar bir ekip kurarak tekrar katıldık. Süreç bittiği zaman mezun olduk. Bu işi girişim firması olarak başlamaya karar verdik ekip arkadaşlarımızla beraber. Bu yarışmalardan sonra COSGAP, ARGE ve İnovasyon desteğiyle 300 bin lira tutarında bir destek alarak firmayı kurduk ve yine insansız sualtı araçları üzerine çalıştık. Bu çalışmalar biraz meyve vermeye başlayınca artık insanlar da hani bizim ne yapmak istediğimizi görünce ilgilerini çekti. Çünkü haliyle Kayseri'de su kenarında olmayan bir yerde insansız sualtı aracından ya da insansız tekneden bahsediyorsunuz. Yaklaşık 4 ay sonra yatırımcı görüşmelerimiz başladı ve birkaç yatırımcı görüşmesinden sonra 1.3 milyon TL değerinde bir yatırım aldık. İnsansız sualtı aracımız bizim iş sınıfı olarak adlandırdığımız bir sınıf. Yani hobi amaçlı kullanılmıyor, tamamen özelleştirilmiş işlere göre tasarlanıyor. 60 santime 60 santim boyutlarında bir araç, tamamen alüminyum gövdeden üretiliyor. 600 metre derinliğe inip su altında 10 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. İnsansız teknemiz var. Bu da su üzerinde otonom bir şekilde devriye atmak ve etrafı izlemek üzerine tasarlanmış bir araç. Yine teknenin üstünde bulunan kamera vasıtasıyla etrafındaki nesneleri tanıyarak belirlenmiş bir arana giren yabancı cisimleri algılayıp su üstü kontrol istasyonuna uyarı veriyor. Özellikle balık çiftliklerinde şu anki tasarladığımız araç balık çiftliklerine göre. Ama su altı kaynak teknolojisiyle son zamanlarda ARGE faaliyetleri yürütüyoruz. Su altında kaynak yapmak çok zor. Bu kaynağı otonom şekilde bu araçlara yaptırmayı planlıyoruz. Ekstra yük taşıyabildiği için bu araç belli noktalar arasında ufak yükleri götürebilir ve bırakabilir. Yine su altı kablolama sistemlerinde çok kullanılıyor. Bu alanlara genelde yönelmiş durumdayız. Şu an 5 kişilik bir ekibiz. Bir elektrik elektronik mühendisimiz, bir elektronik ve haberleşme mühendisimiz, bir makine mühendisimiz ve bir yazılım mühendisimiz mevcut. Multidisipliner bir çalışma yürüttüğümüz için bu alanlarda arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Özellikle insansız tekne konusunda satış gerçekleştirdik. Balık çiftlikleri bu alanda çok büyük hem paydaşımız oldular hem bu aracın gelişmesinde bize destek verdiler. Onların şöyle güvenlik problemleri çok oluyor. Özellikle kış aylarında onlar kendi çiftliklerini, güvenliklerini sağlamaları için bir güvenlik görevlisi ve bir dalgıç eşliğinde tekneye binip o soğukta ve çok karanlık bir ortamda kendi tekneleri ile devriye atmak zorunda kalıyorlar. Bu problemi biz öğrenince biz size böyle bir tekne yapsak alır mısınız dedik. Onlar da evet seve seve alırız dediler ve paydaş da oldular. Böyle bir tekne yaptık. Özellikle tamamen hani kış şartlarında çalışmaya uygun şekilde tasarlandı. Su altı aracı da şu an bir balık çiftliğinin büyük miktarda bir havuzu var. Bu havuzda hem atık yemlerin toplanması, temizlenmesi hem de belli noktalarda ilaçlama gibi görevleri görmek için böyle bir sualtı aracı istedi. Çalıştığı yerin derinliği de yaklaşık 145 metreydi. O yüzden biz de hazır yapmışken şöyle 600 metreye inebilen böyle iş sınıfı büyük bir insansız sualtı aracı tasarlayalım dedik. Özellikle şu an Norveç ve İsviçre ülkeleriyle görüşmeler halindeyiz. Bu teknelerin çok daha gelişmiş versiyonları yapılabilir. Özellikle yine balık çiftliği açısından otomatik yemleme cihazlarını taşıyıp hiç insan eli değmeden o balıkların yemlenmesi, hatta sayılması, ağırlıklarının ölçülmesine kadar ileriye gidebilir. Şu anki amacımız Norveç'e bir ihracat yapmayı planlıyoruz. İnsansız su altı aracında da dediğim gibi hani kaynak teknolojisi daha gelişmemiş bir alan. Su altında veri iletimi çok büyük bir problem. Bunları bu firmanın çatısı altında çözmek istiyoruz. Teknofest zamanında da ben Kayseri'de okuduğum için yine hani insansız su altı aracıyla çalışıyorsunuz. Yine burada su yok. Bazen havuzları kullanmak istiyorsunuz.
istiyorsunuz, işte izin vermiyorlar. Bu zor süreçlerden sonra kendimizin çok geliştiğinin farkına vardım. Yani hem bu tür insani ilişkilerde hem mühendislik anlamında bu yarışmalar kendimize çok şey katıyordu. Sonra yarışmalara katılan arkadaşlarımızla yarışmalara katılmayan arkadaşlarımız arasında fark olduğunu gördük. Bu farkı neden üniversiteden sonra kullanmıyoruz diye kendi içerimizde bir sorgulama yaptık ve 2019 senesinde böyle bir girişim firması kurmaya karar verdik. Ondan sonra Teknofest bizim için çok daha zevkli bir hale dönüştü. Çünkü amaç orada kazanmak, işte birinci olmak, ödül almak değil. Tamamen sonraki firma aşamasına geçtiğin zaman orada yapacağın araçlar endüstriyel olması gerekiyor. Teknofest de o aralar hani maddi olarak da destek veriyordu ve orada yarışmaya katılan diğer ekiplerle bazı konularda fikir alışverişi yapabiliyordunuz, bilgilerinizi paylaşabiliyordunuz. Bu da gelişmemize çok sebep oldu. 2020'den sonra ekip arkadaşlarımız da mezun olunca böyle bir firma kurduk. Bazı ekiplerle hala bağımız devam ediyor. Şimdi artık hani insanlara fikir verme, yardım etme sırası bize geldi. Şu an 11 Teknofest takımına maddi manevi destek veriyoruz. Bu işin sırrının ben vazgeçmemek olduğunu düşünüyorum. Yani önemli olan Teknofest ortamında bulunmanız, finale kalmanız. Yani birinci olmanız, başarı elde etmeniz, ödül almanız tabii ki önemli. Ama ödülü alamadınız diye vazgeçmemeniz gerekiyor. Her sene çünkü farklı bir ders çıkartma fırsatınız oluyor. Ve artık bu tür girişimlere destekler çok çok arttı. Yani önceden bu tür şehirler Teknofest'ten önce bu tür bir iş yapmaya kalktı. Zaman devlet kanadında da çok destek bulamıyordunuz. Yatırım anlamında da çok destek bulamıyordunuz ama Teknofest'ten sonra işler değişti artık. Türkiye'de gençlerin bu tür işlerle uğraşması farz oldu ve uğraşılan gençler böyle el üstünde tutuluyor. O yüzden yani vazgeçmedikçe, devam ettikçe, her yaptığın hatadan ders çıkardıkça mutlaka bir yerlere varıyorsunuz. Bir sene sonra, üç sene sonra ama mutlaka bir yerlere varıyorsunuz. Ben hala Teknofest'teki zamanları çok özlüyorum. O yoğun tempoyu, beraber birlikte olduğumuz zamanları. Üniversitede çok bir sorumluluğumuz yoktu. Bu iş gerçekten çok güzeldi Teknofest bizim için. Yani bu imkanı sunan, bize buraların kapısını açan, ufkumuzu genişleten, hiç maddi destek yokken bize destek verip bu tür araçlar yapma fırsatı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.